Dostlar her şeyden evvel hangi televizyonu alacağınıza karar verecek tek ama tek kişi yine sizsiniz. Adem Helvacı dahil olmak üzere hiç kimsenin şu televizyonu alın demesine itimat etmeyin. Sadece size verilen, size verdiğimiz teknik bilgiler ile bilgi dağarcığınızı genişletin. Olayın mantığını çözün. Kendi kullanıcı profilinizi çıkartın. Sonra size uygun olan televizyonu zaten mutlaka bulacaksınız. Benim yıllardır yapmaya çalıştığım şey de tam anlamıyla bu. Bir mağazaya gittiğinizde size ne olduğunu ve kim olduğunu dahi söylemekten imtina eden satıcıların neden? Çünkü size ilk başta demiyorlar ki ben Philips promotörüyüm veya Sony promotörüyüm veya LG promotörüyüm demiyorlar. Orada mağaza personeli gibi dolanıyorlar. Dolaylı yollardan sizi tarafsız bilgi veriyor muş gibi hareket edip arkasından ne yazık ki kendi satmak istedikleri, markanın kendi satmak istedikleri depoda en çok olan veya primini en fazla aldıkları ürüne yönlendiriyorlar. Dolayısıyla işin içinde satış gayesi olmayan tarafların verdiği bilgilere odaklanın. Kendi teknik dağarcığınızı genişletin. Kendinize uygun olan televizyonu bu şekilde çok daha rahat bulabileceksiniz. Konuya bilerek bu şekilde giriş yaptım. Çünkü verdiğimiz bilgilerin hiçbir şekilde sizi bir markaya yönlendirme amaçlı olmadığını bilmenizi istiyorum. Biz bahsi geçen televizyon ile ilgili sevgili İlteriş'le zaten oldukça uzun bir saatlik bir detay paylaştık size. Ancak o zaman da size bir söz vermiştim. Durun hele dostlar bir izleyelim bir inceleyelim şöyle bir karşımıza alalım ayaklarımızı uzatıp şöyle yayılıp bir bakalım dedik. Ben uzun süre bunu yaptım. Kaldı ki buradan tekrar Yakup Bey'e selam olsun. Oldukça anlayışlı davranıyorlar firma olarak. Mehmet Atmaca Elektronik'e teşekkür ediyoruz. Adamlar televizyonu yolluyorlar bize. Bir daha ardın arkasını sormuyorlar bile. Ne zaman geri göndereceğini dahi demiyorlar. Ki daha önce de söylemiştim bu televizyonu ben oldukça uzun soluklu kullanmak istiyorum. Daha önce incelediğimiz Mehmet Atmaca elektronik üretimi olan Nordmende de gibi, Onvo gibi televizyonlarda erken iade ettim. Onunla ilgili ben bazı sonradan olumsuzluklar yaşadım. Çünkü sizlerden gelen dönüşlerde artık televizyon elimde olmadığı için o konuyu ürün üzerinde deneyemediğimden dolayı tüh be keşke göndermeseydim demiştim. Buradan sevgili Umut Koçak kardeşime Teknoseyir ailesine de selam ediyorum. Umut'la Dün bir sohbetimiz olmuştu. Adem abi gözünü seveyim 15 dakikaya geçmesin video. iyi olacaktır. Çünkü de zaten oldukça uzun soluklu bir video hazırladınız demişti. Haklı olduğuna inanıyorum. Mümkün olduğunca hızlı üzerinden geçebilmek adına kendime notlar aldım ki aslında ben ön çalışmalar yapmam biliyorsunuz. Ben patladanak giriyorum videoya. Aklıma ne geliyorsa söylüyorum, çıkıyorum. Doğru bir şey değil ama alışkanlık. Yıllardır böyle ilerliyor. Aldığım notlar üzerinden sizlere gerekli bilgilendirmeleri yapacağım. Bunun haricinde aslında bu televizyon bana geldiği günden beri sağlam veri alıyorum üzerinden. Oldukça yoğun kayıtlar yaptım. Hatta ilk önce televizyonu tek başına izliyor olmamın yanı sıra daha sonra benim salonda kendi kullandığım Samsung 55Q KU yani 7500 olan modeli alt üstü yerleştirdim ve o şekilde kıyaslamalar da yaptım. Elbette ki kıyaslama yaptığımız televizyonun Acer Unipec Optronics yani AU panelli bir Samsung televizyon olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani bugün bir AU panel ile BOE display'i eşdeğer tutmak çok ciddi bir yanlışlık olur. VA dediğimiz Vertical Alignment tabanlı bir panel ile IPS dediğimiz In-Plane Switch tabanlı bir paneli mukayese etmekte hata olur. Ancak biz Ürün satın alacak olanların neyle karşılaşacağını, hangi teknoloji tercih edildiğinde nelerin avantaj, nelerin dezavantajı olacağını sizlere sunmakla mükellefiz diye düşünüyorum. İçeriklerimiz reklam amaçlı olmadığı için ürünlerin iyisi kötüsü ne varsa hepsini size sunuyoruz. Kararı kendiniz verin. Evet konulara geçecek olursak ben burada kendime notlar almışım. Daha üstünde durmam gereken çok konu var ama hakikaten ben de videoyu kısa tutmak istiyorum elimden geldiğince. Hızlı hızlı geçeceğim. İhtiyaç duyulursa gerekirse sonradan bir kısa video daha cevap verilmemiş kısımları için bu ürüne özel çekeriz. En üstte yazdığım konu benim için en önemli konuydu. Çünkü cihazda gördüğüm en büyük kusur bu. HDR performansı ilk konu geniş tut diye not almışım kendime. Neden? Şimdi ben bunları size anlatırken ekranın uygun olan bölgesine genellikle şurayı tercih ediyorum. Buraya küçük pencerede sizlere bazı videolar sunacağım, sunuyor olacağım. Duruma göre yapabilirsem kendi görüntümü küçültürüm daha net görebilmenizi sağlamak için. Bakın HDR performansında hatta ben buradan bu cihazın mühendislik kanadıyla ilgili destek veren ekibe söyleyeyim. HDR'ın bir aç kapa fonksiyonu olabilirse çok iyi olur. Çünkü HDR özelliği aktif değilken biz aslında daha net, daha somut, daha güzel bir görüntü seyrediyoruz. HDR olmayan içeriklerde ben bu televizyonun performansının olanlara nazaran daha etkin olduğunu görüyorum. Fakat bu çok önemli bir konu. Burası önemli. Neye göre HDR? Ben Netflix'ten bahsettim örneğin. YouTube'da da durum böyle olsa da YouTube'da durum bir tık daha iyi. Fakat haricen verdiğim HDR içerikli görüntüleri referans alacaksak hiçbir problem yok. Her şey gayet normal olması gerektiği gibi. Yani bir IPS panelin bana verebileceği gibi. Nedir? Arıcı kanaldan ben hevç destekli yayınları mesela verdim ürüne. Bitrate oranı gayet yerinde bir yayın kaynağı verdiğinizde cihaz HDR'ı aktif hale getirdiğinde gayet somut bir sonuç alıyorsunuz. Fakat özellikle Snowpiercer dizisini izlediğimizde ben daha önce hatta o televizyon şu an karşımda şurada duruyor. Daha önce Game of Thrones dizisini bir LG televizyonda izledim. Game of Thrones dizisini bir IPS panelde izlemenin çok ciddi pişmanlığını yaşıyorum şu an açık ve net. Özellikle final sezonunda o mağaranın içinden geçilen o karanlık sahnelerde biz nereye bakıyorduk biliyor musunuz dostlar? Buraya. Biz buna bakıyorduk. Ses var, görüntü yok. Sanki televizyonun LED barları arıza yapmış gibi. Neden? Çünkü LG mühendisliği o televizyonda eğer görüntü oranı belli bir siyah seviyesinin altına iniyorsa MUT denilen bir komut var. Yani kapatıyor. Backlight'ı kapatıyor komple. Yani sahne o kadar karanlık ki ekrandaki bulutlanmalar gözükmesin. Nasılsa ortada bir görüntü yok. Bari ben ışıkları kapatayım da tüketici kötü bir görüntü görmesin mantığında biz o finali ne yazık ki dostlar o karanlık sahnelerde aynen şu ekrana bakarak bitirmek zorunda kaldık. Snowpiercer dizisinde de vagonlar arasındaki geçişlerde o karanlığı yoğun bir dizi bu ne yazık ki. Orada da maalesef bir IPS tabanlı panel olmasının dezavantajlarını yaşadım. Özellikle zaten yanılmıyorsam benim televizyonu Samsung televizyonu götürmeye o zaman karar vermiştim. Samsung televizyonu götürdüm oraya koydum ve Snowpiercer'dan bahsedecek olursak ben ya dostlar nits oranı doğrultusunda bakacak olursak eğer ister istemez gözüm hep aşağıdaki televizyona gidiyor. Çünkü diziyi izlemek istiyorsunuz. Detayları görmek istiyorsunuz ve göremediğinizde size onu gösterene yönelmek durumunda kalıyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu. Peki HDR içeriği olmayan yayınlarda durum nasıl derseniz her şey gayet normal ya da şöyle bir örnekte verebilirim size. Standart bir televizyon kullanıcısıyım Adem Elvacı ne yapayım ben Netflix'i ne yapayım Snowpiercer'ı falan diyorsanız normal televizyon yayınlarında yine size sunduğum gibi ben Sözlerimi destekleyecek şekilde görüntüleri paylaşacağım size elimden geldiğince ben normal kullanıcıyım kardeşim benim yok öyle içeriklerle bir ilgim aboneliğim de yok zaten diyorsanız o zaman hiçbir problem yok bu televizyon size dibine kadar 3840x2160 yani ultra HD çözünürlükte ve 65 incin keyfini sonuna varana kadar yaşayabilecek bir performans veriyor o konuda bilginiz olsun. Bu ürünle ilgili yapacağım en büyük ama en büyük eleştiri HDR performansında televizyonun önüne bir tül perde çekilmesi. Durum bu. Hatta bu konuyla ilgili ilerleyen dönemlerde de yine bir örnekler vereceğim. Kendime not almışım. Aldığım notlar içerisinde de forumdan sevgili Atakan ve yine forumdan sevgili Zaltun dostlarında örneklerine yer vereceğim. Onlara sıra geldiğinde onların da beyanlarını sizlerle paylaşacağım. Bu konu daha çok uzun üstünde çok konuşulur. Çünkü daha çok teknolojik detayı var bunun. Gerekirse sırf buna özel talep ederseniz buna özel bir içerik üretiriz. Sadece bunu konuşuruz. Fakat bu videoyu kısa tutabilmek adına bir sonraki maddeye geçiyorum. Air Mouse çok işlevsel diye yazmışım. Ben Air Mouse daha önce de kullandım. Şuradaki televizyonumda 49 inç LG var orada. O televizyonda da Air Mouse kullanıyordum. WebOS işletim sistemini kaldı ki yine forumda bir sevgili arkadaşımız geçen gün yayınladığım LG markası ile ilgili olumsuz içeriklerime dair forma gelen bir sevgili dostumuz taksızlık ettiğimi düşünmüş LG markasına karşı ama kavramların birbirine karıştırılmaması lazım. LG markası ile değil benim derdim. LG Türkiye operasyonları ile ilgili. Yani LG'nin Türk insanına sunduğu o rezille yakın seviyedeki hizmet kalitesiyle ilgili benim problemim var. Bunu defalarca vurguladım. LG ve Philips markasındaki tüketicilere olan bu bakış açısı değişmediği sürece de Adem Elbacı'nın da sizinle ilgili olan içerikleri de yorumları da değişmeyecek. Dolayısıyla hani ona da bir atıfta bulunarak söyleyeyim. Ben hakikaten LG markasını da LG'nin panellerindeki beni tanıyanlar IPS paneli daha çok sevdiğimi bilirler. Netice itibariyle ben bu markanın mühendisliğini de donanımını da kalitesini de yapı tipinde aslında severim. Yani marka ile veya teknoloji ile ilgili bir derdim yok. Dolayısıyla hani Air Mouse'u zaten kullanıyor ve biliyor olduğum için 10 mu 65 500 olan bu modelle bir Air Mouse'la tak 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 nokta atışı yapabilmek oldukça keyifli ve ciddi derecede de stabil çalışıyor. O konuda bilgi vermek istedim. Sesli komut başarılı. Yanına mesela kanal ismi yazarak not almışım. Neden? Daha önce bir sevgili dostumu sormuştu Adem Elbacı ben şimdi kanal ismini söylesem kanalı da değiştiriyor mu diye sormuştu. Evet değiştiriyor. Hatta bununla ilgili Instagram'da da bazı kısa videolar yayınlamıştım. İşte Fox TV diyorsunuz tak diye size Fox TV açıyor. Hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Gayet güzel, oldukça da stabil çalışan bir sesli komut özelliği var ki Türkçe sesli komut özelliği bizim Samsung LG kıyaslarımızda LG'nin sürekli olarak elini güçlendiren taraftır. Samsung markasını severim. Özellikle panellerindeki tipik kontrast oranı nedeniyle de severim ve Samsung'u aslında ben Türkiye içerisinde sundukları satış sonrası hizmet kalitesinde ithal gelen markalar içerisindeki en iyisi olmasından dolayı da severim. O açıdan bakacak olursak Samsung'un en çok eleştirdiğimiz noktalardan birisi biliyorsunuz Dolby Vision, Dolby Atmos ve Türkçe sesli komut ile ilgili ısrarla bu konuda destek vermemeye inat ediyorlar. Biz de Oralara sıra geldiğinde çatır çatır hesabını soruyoruz. Ceremesini kendileri çekiyorlar. Samsung alma kardeşim o zaman LG alalım sana diyoruz. Aslında Samsung orada mal satabilecekken biz tüketiciye sana bu koşullarda LG daha uygundur deyip LG'ye yönlendirdiğimiz durumlar olabiliyor. Yapı tipi nedeniyle yan açı başarılı diye bir not almışım kendime. Evet, televizyonun yan açı performansı oldukça başarılı. Merkez dışı kontrast sapması dediğimiz televizyona karşıdan baktığınızda kırmızının kırmızı Yandan baktığınızda kırmızının pembe olduğu durum bu televizyonda yok. Dolayısıyla olması gereken de bu. Karşıdan bakıyorum kırmızı, yandan bakıyorum kırmızı. Bu yönde oldukça başarılı bir sonuç veriyor. ADS yapı tipinde IPS tabanlı bir panel olmasından kaynaklanıyor bu başarının sırrı. Siyah başarısı düşük demişim. Neden düşük olduğunu zaten biliyorsunuz. In-plane switch dediğimiz IPS tabanlı televizyonlarda siyah başarısı ve hemen arkasından da kontrast oranı düşük diye yazmışım. Zaten televizyonun ya 1100 bölü 1 ya 1200 bölü 1 tipik kontrast oranı vardı ki vertical alignment dediğimiz panel tiplerinde bu oran 5000 bölü 1 6000 bölü 1 yani en kötüsünde neredeyse 4000 bölü 1 gibi bir şey oluyor. Ses ciddi anlamda başarılı diye bir not aldım kendime. Onunla ilgili de şöyle bir örnek vereyim. Ben şu ses aygıtını bluetooth destekli mini soundbar'ı sırf Onvo OV6500 televizyonun Bluetooth bağlantısını test edebilmek için satın aldım. 200-250 lira bantlarında satılan bir ürün. Bu ürün televizyonun kendi ses sisteminden zayıf kaldı onu söyleyeyim. Hakikaten diğer Onvo üretimleri ile kıyaslayacak olursak ki biliyorsunuz o Onvo üretimlerini biz çok eleştirmiştik. Ben zaten hani Mehmet Atmaca elektronik yönetimi bana darılmasın ama bana Android özellikle geldiklerinde insanlara diyorum ki bakın Android'inden çok şey beklemeyin diyorum sesi de kötüdür diyorum. Açık konuşuyorum ya sesi kötüdür. Yani bunu lafa eğip bükmenin anlamı yok. Ben isterim ki Mehmet Atmaca Elektronik bu televizyonların ses performansları üzerinde lütfen bir çalışma yapsınlar. En azından bir speaker box kullanmayı denesinler. Açık hoparlörle olmuyor bu işler belli. 2x8 dense de her ne kadar üstünde 2x10, 2x12 hoparlör kullanıyor olsalar da çıkış gücü sistemde 2x8 ve herhangi bir şekilde speaker box veya bir dahili woofer gibi destekler olmadığı için ya bakın 32 inç televizyon alıyorsun 2 çarpı 6 50 inç televizyon alıyorsunuz 2 çarpı 8. Şimdi Yakup hocam orada da bir haksızlık oluyor gibi düşünüyorum. Fakat şimdi OMO OV6500 Webos işletim sistemli ürüne gelince bu söylediklerimin tamamını unutun dostlar. Ses sistemi gerçekten oldukça başarılı olmuş cihazda. Çok ince detaylara girmiyorum dostlar ses menüsü ile ilgili sadece 10 dakikalık video yapabilirim öyle söyleyeyim size. İhtiyaç duyan olursa Adem Elbacı bana özel şu özelliği çek diyorsanız onu da seve seve sizin adınıza özel paylaşırım problem değil. Fakat bu videonun içeriği alınır mı alınmaz mı sorusunun cevabı olduğundan dolayı hızlı geçiyorum oraları. Ekran yansıtma stabil demişim. Şu an çekim yaptığım bu telefonu defalarca ekrana yansıttım. Yalnız menzil ile ilgili ben çok da hoşnut olmadım. Yani bazı durumlarda veri aktarımının zayıfladığını hissediyorsunuz. Çünkü çözünürlükte düşüş yaşanıyor. Telefonu yaklaştırdığınızda bunun ortadan kalktığını görüyorsunuz. USB'den H264-65 Hatch denendi diye not almışım kendime ki biliyorsunuz dostlar Dexter'ın yeni sezonu yayınlandı. Dün kardeşim sağ olsun uyardı beni geldi haberin olsun diye. 9. sezonun 1. bölümünü dün izledik. E, yine onu HEVC destekli olarak USB'den izledim. E, takır 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 cihaz hiç bana mısın demiyor. Hatta bununla ilgili hazır buradan bu bilgiyi vermişken aslında alt taraflardaydı o madde ama evet ara yüzde alt yazı senkron sevdim diye not yazmışım. E, biliyorsunuz dostlar Türkçe altyazı eklediğimizde "Hello my friend, how are you?" dediğinde Bekliyorsunuz altta hiçbir şey yok. Sahne geçiyor öbür adam konuşuyor. Alt tarafta merhaba dostum nasılsın yazıyor. Yani o senkron kaymasını hemen ses menüsü üzerinden basit bir şekilde senkronize edebiliyorsunuz. Yine burada bir WebOS işletim sisteminin kolay kısmının faydasını da görmüş olduk diyebilirim. Menü açılışı yavaş. Heh, Burada forumdan Atakan dostumuza bir atıfta bulunmam gerekiyor. Webos 5.0 işletim sistemli LG televizyon kullanan aynı zamanda da Onvo OV65500 televizyonu alıp iade etmiş birisidir kendisi. E, yorumlarını forumda görebilirsiniz. Forumdaki Webos işletim sistemli Onvo OV65500'ün tartışma konusunun linkini de ben açıklamalara ekleyeceğim. Bu tarz konu başlıklarını bizim oluşturma sebebimizin ne olduğunu biliyorsunuz. Bunların kulüplerini kurma sebebimizi de biliyorsunuz bu ürünlerin gerçek kullanıcılarının gerçek deneyimlerini oraya paylaşmalarını istediğimiz için bu kulüpleri kuruyoruz. Sevgili Atakan kullanıcı arkadaşımız da menü açılışının yavaş olduğunu fakat bu televizyonu iade ettikten sonra satın aldığı LG marka televizyonunda da yine WebOS 5.0 ve yine menünün aynı yavaşlıkta olduğunu söyledi ki İlk yayınladığımız o 1 saatlik videoda ilterişle bu konuyu atıfta bulunmuştu biliyorsunuz. WebOS'un bu konusunu hala çözebilmiş değiller. Bir ayarlar düğmesine basıyorsunuz. Bekliyorsunuz ondan sonra. Yani 3. 4. saniyede falan anca ekrana geliyor menü şeklinde bir durum söz konusu. Homojen örnekleme bölümünde ise yine forumdan Zaltun Kullanıcı adlı arkadaşımızı Örnek verdim sizlere. Burada yine kendi da bulabilirsiniz ve ekranın bulabildiğim her yerine mümkün olduğunca bu homojenite konusuyla ilgili örneklemeler sunuyorum size. Kaldı ki homojen durumu ile ilgili sizlere göz ile kamera arasındaki algı farkının gerçekte ve lenste nasıl olduğunu defalarca daha önce sunmuştum. Yine burada o noktaya da atıfta bulunmak gerekiyor. Size sunduğum bazı içeriklerde Örnek veriyorum, rengi gerçek gözün gördüğüyle verilecek şekilde ayarladığımda, bu sefer o bahsettiğimiz homojen durumunun ortadan kalktığını görüyoruz. Ya yani rengi gerçek veriyorum, ama homojeniteye bakıyorum. Hayır, gerçek gözüm öyle görmüyor. Ama kamera onu size o şekilde gösteriyor gibi bir durum söz konusu. Bu tarz durumlarda ürünü gözünüzle görmenizde mümkünatı varsa tavsiye ederim sizlere. Kanal geçişi normal demişim. Evet, kanallar arasındaki zap hızı yani beklendiği düzeyde dostlar öyle 1 saniye, 2 saniye gibi bir şey beklemeyin. İşte 2,5 ile 3,5 saniye arasında ultra HD, HD'den HD veya SD'den SD şeklinde geçiş sürelerinde farklılıklar var. Standart definition dediğimiz SD'den SD'ye kanal geçişlerinde 2 saniyede şak diye açıyorken high definition dediğimiz HD'den HD'ye geçişte bu 2,5-3 saniye olabiliyor. İşte HD'den Ultra HD'ye geçmek istediğinizde duruma göre o da sizin televizyonunuza gelen LNB'den gelen sinyal seviyesiyle ilgili olarak ne alaka Adem Elbacı diyecek olabilirsiniz. Sinyal seviyeniz ne kadar kaliteli ise çözümleme o kadar hızlı olur bilginiz olsun. Netice itibariyle bu sistem bir kode en kode mantığı ile yani kodlanma kod açma şeklinde ilerliyor biliyorsunuz. Kumanda iyi ama YouTube butonu olmaması saçma diye not almışım kendime. YouTube'u daha aktif kullanan insanlar için doğru. Kumandanın üzerinde Netflix ve Amazon Prime'ın kısa yol butonları var. Fakat YouTube için bir kısa yol butonu yapılmamış. Dolayısıyla bununla ilgili de yine dostlardan da böyle bir geri dönüş almıştım. Kumandada YouTube butonu olmaması saçma olmuş diyen dostlar da var. Bilginiz olsun. İki adet büyük pil ile çalışıyor. Ağır bir kumanda tabii pillerin de verdiği etkiyle. AA dediğimiz o kalem pil hani her zaman bildiğimiz minik kalem piller değil de onun büyükleriyle çalışıyor. Bilginiz olsun. Parasına kıyasla ideal 65 inç diye bir not almışım kendime. Evet dostlar satış rakamına bakacak olursak ki bugün sevgili Tolga Aktün bana bir ekran alıntısı göndermiş ve çıldırmış bunlar demiş. Ee, 10 mu OV 65, 500 televizyon 6700-6800 bantlarında listelenmiş. Ben de kendisine cevap olarak dedim ki aynı 11'i geliyor. Aynı 11'inde indirim yapmış olsunlar diye şu an bindirim yapıyorlar. Problem yok dedim kendisine. Gülüştük falan. Fakat bu televizyon 5500 bantlarında satıldı. Yine de satılacaktır diye düşünüyorum. Parasıyla kıyaslayacak olursak inanılmaz bakın Abartı değil. Bence inanılmaz bir televizyon. Parasıyla kıyaslayacak olursak. 65 inç bir televizyondan bahsediyoruz. Webos işletim sistemli. Beklenti ile paralel sonuç diye yazmışım. Burada en temel ve en önemli konu şu dostlar. Beklentiniz ne sizin? Ne bekliyorsunuz bu televizyondan? Yani eğer ben 5500 liraya 65 inç Webos işletim sistemli smart ultra eşli bir televizyon alacağım. Ama ekranda da hiçbir kusur görmeyeceğim diyorsanız ben de size pışık derim burada. Yani öyle bir şey yok. Bu televizyon kusursuz demiyorum size. Hele ki arka planda LED lenslerinin görülmesiyle ilgili durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bu konuda bilginiz olsun. Üretimin maliyeti ile paralel bir durum söz konusu. Bunları bilerek alın. Eğer bu konular sizin için hassas durumlar ise lütfen almayın boşuna bu televizyonu. Neden? Çünkü aldığınızda beğenmeyip iade edeceksiniz eğer ki bununla ilgili de yine forumdaki konu başlığımıza bakın. Sevgili dostlarımız orada yine bu konularla ilgili sizleri bilgilendiriyorlar. Ha ya ben böyle göreceksem yok canım gerek yok almayayım diyorsanız peşin peşin almayın ki o kargoda çalışan emekçi dostları da yormayın kapınıza kadar. Açılmış bir ürünü geri almaları için firmayı da yormayın boşu boşuna. Siz kendiniz strese girmeyin. Biz bu içerikleri sizlere bu sebeple hazırlıyoruz. O yüzden beklentinizi verdiğiniz para ile aynı ölçüde tutmak zorundasınız dostlar. Açık ve net. Şimdi Burada ben yine sevgili Atakan kullanıcı adlı forum üyemizden örnek verebilirim. Bir pembe ekran yollamıştı bana. Sadece o, o ekranda olduğu beyanı ile yine Onvo'yu iade edip de LG'yi satın aldığında karşılaştığı durumu sundu bana. Yani Onvo'yu bundan daha yüksek sebeplerle iade ediyor. Örnek veriyorum 5500 liraya yani kaça almıştı hatırlamıyorum sallıyorum rakamları. Onvo'yu 5500 liraya almıştı. Bu problemlerden rahatsız olduğu için iade edilen bir televizyon. Ya boş ver ben daha iyisini alayım deyip işte 9 bin, 10 bin, 8 bin kaç liraysa gidip LG alınıyor. LG dedi bu sonuçta karşılaşılabilme durumu söz konusu oluyor. Ben bunu bu bilgiyi neden veriyorum size? Sizi moya yönlendirmek için mi? Hayır değil. Bilginiz olsun. Ben 28 bin lira para verip Samsung televizyon alıp bu problemleri yaşayan dostları da biliyorum. Biliyorsunuz televizyon söz konusu olduğunda internette insanlar araştırma yaptıklarında çok yoğun bir şekilde karşılarına ben çıktığım için Arka planda mailden, Twitter'dan, Instagram'dan bana ulaşan çok arkadaş var. Verdikleri para büyük olunca kusursuzluk beklediklerini görüyorum kendilerinden. Hayır öyle bir şey yok dostlar. Ne kadar çok para veriyorsanız o derece kusursuz mantığı burada biraz yanlış kalıyor. Bilginiz olsun. Thin film transfer liquid crystal display dediğimiz TFT LCD teknolojisinde yani Arkadan sürekli aydınlatma olan bir teknolojide ya yani BLU dediğimiz o backlight unit havuzunda sürekli olarak ışık olan bir teknolojide bu tarz yan etkileri mutlaka ama mutlaka belli oranda görme riskiniz var. Kaç para verirseniz verin bilginiz olsun. İşletim sistemi kesinlikle fark katmış demişim burada. Ve buradan sonrası aslında benim biraz daha Mehmet Atmaca elektronik yönetimine de seslenmem gerekiyor. Sebebi şu, daha önce Android tabanlı televizyonlarınızı incelemiş birisi olarak WebOS tabanlı bu televizyonunuza ben sınıfında değerlendirecek olursak aşık oldum diyebilirim. Hayranlıkla izledim, hala izliyorum. Yakup Hocam bu televizyonu sana hala göndermeye niyetim yok, bilgin olsun. Yani biraz keyif de aldım izlemekten ama he, buraya not almamışım ama e, hemen şuraya yazayım onu da. E, bu, keyifle izlediğim bir ürün. Dolayısıyla bir süre daha bunu yollamayacağım. Fakat diğer ürünlerinizle kıyasladığımızda arada çok ciddi fark oluyor. O yüzden yani bilemedim. Hani şu Android tabandan ne bileyim ya bütün ürünler buraya kaysa aslında ben Mehmet Atmaca Elektriği'nin önünü artık bundan sonra kolay kolay kimse alamaz diye de düşünüyorum yani bir tüketici gözüyle bir bakış açısı. Ne not aldım kendime söyleyeyim dostlar? Glare panel. Dostlar, açık konuşuyorum. Şu an bu karşımda duran televizyonda da, solumda duran televizyonda da, sol açımda duran televizyonda da, altta duran televizyonda monitör laptop ekranı dahil olmak üzere bütün ekranların bunların tamamının pırıl pırıl parladığını görüyorum. 10 ve OV65500 olan bu modelde de glare panel söz konusu olduğu için gündüz izleme konusunda biraz üzebiliyor bilginiz olsun. Evinizin ışık alma durumuna göre bu değişkenlik gösteriyor. Bu konuyla ilgili izlediğim süre içerisinde Instagram'da da birkaç arkadaşı uyardım. Bakın bu konuda bilginiz olsun dedim. Peki bu Mehmet Atmaca Elektronik'in televizyonla özel bir durum mu derseniz hayır değil. Şu an karşında duran LG'de var. Bu LG'de var. Şuradaki Vestel'de var. Buradaki Samsung'da var. Buradaki Casper Notebook'ta var. Ee, var oğlu var. Nerede yok? Mesela bu monitörde yok. Örnek veriyorum. Fakat televizyon dünyasında paneller ne yazık ki parlak. Parlak olduğu için de gündüz izleme durumu Biraz sizi hüsrana uğratabiliyor. Bilginiz olsun. Bununla ilgili de yine benim Samsung 55Q 7500 televizyonun mat panel olduğu için onunla bir kıyaslamasını yaptım gündüz koşullarında. Arka plandan vuran televizyon ışığını böyle telefonun kadrajını yukarı ve aşağı yaptıkça biliyorsunuz. Karşıda da tepkisini görüyorsunuz. E, pencerenin yansıması olmuyor o televizyona gelince. Merhaba ben buradayım diye el sallıyor size. Ama Samsung televizyonun seviyesine indiğinde neredeyse ortadan tamamen kalkıyor gibi bir durum söz konusu. Bunlar televizyon üreticisi değil, panel üreticileri ile ilgili bir durum. Ne yazık ki televizyon panel üreticileri mat panel üretmeye yanaşmıyorlar. Çünkü pahalı. Mat panel üretebilmek aslında dostlar belli bir maliyet daha getiriyor. Hatta hatırlarsanız teknik özellikler videoları yayınlarken ben size Ekran yansıtma özelliği ile ilgili bazı oranlar veriyorum. %1, %3 falan diyorum sizlere. İşte o bahsettiğim özellik bu sonucu ortaya çıkaran bir durum. E, günümüz koşullarında üretilen birçok panel ne yazık ki glare panel yani parlayan yüzey olarak üretildiğinden dolayı böyle bir sonuçla da karşılaşabiliyorsunuz. Elimden geldiğince kısa tutmaya çalıştım. Bu televizyon alınır mı alınmaz mı sorusunun cevabı. Tekrar söylüyorum sizin beklentinizle paralel standart bir ev kullanıcısıysanız ben normal Türk dizileri izliyorum, ara sıra internete giriyorum, YouTube'dan müzik dinliyorum diyorsanız yani sizin için biçilmiş kaftandır bu televizyon diyebilirim. Fakat diyorsanız ki ben Netflix'te HD HDR içerikli diziler seyredeceğim ve 10 numara görüntü olsun istiyorum diyorsanız hayır bu televizyon şu an için buna hazır değil. Bu arada yine aklıma yeni geldiği için şu bilgiyi paylaşayım. Bende bulunduğu süre zarfında 3 güncelleme aldı bu televizyon şu ana kadar. Bence bu dijital platformlarda yapılan HDR yayınlarla ilgili bunlara düzeltebiliyorlarsa bir yazılımla mümkün olduğunca destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ne olursa olsun burada çözülmesi gereken bir sorun var olduğu gerçek. Ne ile ilgili? Özellikle Netflix'e ilgili. Tekrar söylüyorum televizyona harici kaynaktan verdiğiniz HDR içeriklerde televizyonun ekranından görüntü dışarı fışkıracak derecede canlı geliyor size. Bu arada nits oranı düşük. E, onu da yine aklıma gelmişken söyleyeyim. Nits oranı belli oranda daha yüksek olabilirdi. Daha yüksek olsaydı HDR performansımız da e, bir tık daha iyi olabilirdi. E, fakat tekrar söylüyorum nits oranının düşüklüğü özellikle Netflix içeriklerinde HDR devreye girdiğinde televizyonun önüne bir sis perdesi, bir tül perde çekmiş gibi sonuç veriyor. Bunun da umuyorum ki yakın zamanda düzeltilebilecek bir durumu vardır. Bunlarla ilgili de sizlere hala bilgilendirmeye devam ediyor olacağım. Televizyonla ilgili benim anlatmadığım, atladığım, Adem Elbacı şu konuya değinmemişsin dediğiniz yerler var ise olmazsa bundan sonra şöyle yaparız tablet şeklinde küçük küçük hap niyetinde bilgiler diye 1 dakikalık 2 dakikalık isme özel cevap videoları da yapabiliriz. Yorumlarda görüşürüz. Hoşçakalın dostlar.